Hizmetin Festivali'nde Başkan Obama sürprizi. Hizmet hareketi dünyada almış başını gidiyor. Unutmayın, sadece Türkiye ve dünya değil, tüm kainat Allah'ın mülkü. Zalimler bir yerde kapıları kapatınca, Allah dünyanın dört bir yanında binlerce kapı açtı. Hikmet içinde hikmet yarattı. Kış içinde bahar esintileri yaşattı. Türk tarihinin en büyük küresel markası olan Türkçe Olimpiyatları son 2 yıldır dünyanın dört bir yanında Uluslararası Dil ve Kültür Festivali adıyla yapılıyor. Bu yıl 40'a yakın ülkede yapıldı. Her birine en az 20 ülkeden katılım oldu. Laf olsun, abartılı sözlerle moral olsun diye söylemiyorum. Rabbim lütfetti, eşimle birlikte gittim, gördüm. İliklerime kadar bu coşkuları yerinde yaşadım. Şubat ayında Tanzanya'daki elemelere katıldım. 30 Mart'ta da Fas'ta büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ne iştirak ettim. Ve Amerika. Dün akşam Amerika'nın başkenti Washington DC'nin kalbinde düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ndeki göz kamaştırıcı manzarayı görmenizi isterdim. Hatta diyorum ki herkes son nefesini vermeden önce Cennet Asa böyle bir güzelliğe ömründe bir defa tanıklık etmeli. Şu satırları da festivalin gerçekleştiği Amerika Kongre binasının hemen yanındaki etkinlik devam ederken salonun tam ortasında oturduğum yerden yazıyorum. Etrafım coşku seli. Dünyanın renkleri sahnede. Türk bayrağı dünya bayrakları ile birlikte dostça ve gururla dalgalanıyor seyirciler arasında. Festivale Amerika yönetiminden etkili isimler katılmakla kalmadı. Başkan Barack Obama bizzat kaleme aldığı ıslak imzalı kutlama mesajıyla festivalde emeği geçen herkesi tebrik etti. Programı dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Andy Garcia sundu. Etkinliğin başında Sayın Fethullah Gülen'in dünya barışı için güçlü mesajlar içeren mesajı okundu. Hizmet hareketinin neferlerini, emeği geçen herkesi kutladı. Festival öncesinde pek önemli bir gelişme de oldu. Dünya barışına katkı sunmak için yola çıkan Kültür Festivali, Amerika Temsilciler Meclisi tarafından Salı günü resmen tanındı. Amerika Temsilciler Meclisi'nde Kaliforniya Milletvekili Juan Vargas tarafından meclis kürsüsünde okunan bildiride festivalin bütün dünya tarafından çok kültürlülük ve dünya barışı açısından desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Festivalin dünyanın sayılı büyük organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken vekil, festivalin 160 farklı ülkeden katılımcılarla birçok ülkede yapıldığını söyledi. Sözü uzatmayayım. Defalarca yazdım, çizdim, söyledim. Sıkın dişinizi. Zalimlere inat, adeta cennete çevrilmiş muhteşem bir dünyada yaşayacaksınız pek yakında. Türkiye'de olan bitene çok takılmayın. Geçecek bu günler. Şimdiye kadar hep siz bize el uzattınız. Şimdi sıra bizde diyen bir dünya var yanınızda. Çok az kaldı bahara. Allah'ın izniyle siz kazandınız, diyor. rotahaber.com'daki yazısında Profesör Doktor Osman Özsoy.